Arkadaşlar merhabalar. Bugün farklı bir video ile birlikteyiz. Bu videoyu aslında bir arkadaşım için çekiyordum. Fakat sonra hepimize daha faydalı olabileceğini düşündüğüm için yayınlamaya karar verdim. Şimdi elimizde bir adet çantır cevizimiz var. Ben bunu kırdım. Ve kırdığım parçaların hepsini bir yere aldım. Evet, bakın. Şimdi cevizimizin kabuklarını koyuyorum. Şöyle bütün çıkmıştı cevizimiz. Onu da şöyle buraya koyayım. Fakat bunu böleceğim çünkü içinde bir kabuk var. Yenmeyen kısım olacak. Onun da ağırlığını almak istiyorum. Evet. Meyvemiz Chandler arkadaşlar. 13,89 gram geldi. 13,89 gramın yaklaşık 7 gramı 6,98 gramı kabuk geldi. Hemen şöyle kenara alıyorum. Meyvemizin iç ağırlığını da gösterelim. 6,98. Evet, yaklaşık olarak yarı yarıya. Şimdi bunu hemen kenara aldık. Sıradaki cevizimiz, kırmış olduğumuz cevizimiz Tulare. Yan yana da koyacağız arkadaşlar. Tartacağız bunları da yan yana. Tulare'yi de gösterelim. Renk olarak. Biraz daha erken bir hasatı var bu cevizimizin. Chandler'dan bir hafta 10 gün kadar daha önce. Pedro'larla hemen hemen aynı zamana yakın bir tarihte. Evet. Şimdi koyduk. 6,30 gram kabukları geldi arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. 6,30 gram kabukları geldi ve meyvemizi tartalım. 6,18 gram da meyvemiz geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz bir düzenleme yapalım. Cevizlerimizi yan yana da koyacağız birazdan. Renklerine de bakacağız. Bir cevizimiz daha var. Onları da inceleyeceğiz. Evet. Şimdi burada bir başka cevizimiz var. Bunun da bayrak 1 olduğunu düşünüyorum. Maalesef işgüzar fidancılar karıştırdıkları bu meyveyi fidanlarımın içerisine karıştırmışlar. Benim böyle bir fidan isteğim yoktu. Fakat bir ağaç böyle çıktı. Hatta kestim, köreltecektim. Sonra bir inceledim. İç verimi çok yüksek bir çeşit. Bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak 16,3 geldi. 16 gram civarı geldi. 16 gram diyelim. Hemen şöyle alalım. Bakalım iç ağırlığı ne kadarmış? 10 gram. Yaklaşık olarak 9,7 gram gibi bir iç ağırlığı geldi. Hemen cevizimizi şöyle kenara alıyorum. Belki bilebilirim, tahmin edebilecekler için kabuğun şu şekilde olduğunu göstereyim. Bakın. Bu meyvelerden daha var. Dediğim gibi bu ağacı kesecektim ben. Fakat sonra vazgeçtim. İçi biraz daha böyle ambere yakın. Fakat iç yüzdesi çok yüksek arkadaşlar. Şimdi hepsini yan yana koyuyoruz. Bakın. En baştakiler Tulare. Hemen yanındaki Chandler. Ve iç randımanı çok yüksek dediğimiz diğer çeşidimiz. Yani bayrak bir olabilir diye tahmin ediyorum. Ama sadece tahmin ediyorum. Meyve iriliği çok güzel. İç oranı çok yüksek fakat bu şekilde renk tonu koyu. %60 civarında bir benim daha önce hesaplarıma göre iç oranı çıkmıştı. %50 civarı Chandler. Tulare'de yaklaşık %48, 51, 52 o bantlarda. Yani Chandler'dan çok farklı değil. Fakat görüyorsunuz burada da
görüldüğü üzere ton olarak Chandler'dan bir tık daha koyu tonlara sahip bir ceviz arkadaşlar. Erken hasat kolaylığı için düşünülebilir. Meyve lezzeti çok güzel arkadaşlar. Çok da öyle Chandler'dan renk olarak ayrışıyor mu diye bakıyorum. Evet, çok da renk olarak ayrışmıyor. Bir fark var mı? Evet var ama kötü bir çeşit değil, lezzetli bir çeşit. Erken hasat için bahçelerde düşünülebilecek bir çeşit. Bunları dediğim gibi bir arkadaşım için ona yol gösterici olsun diye kırmıştım. Paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.